Abi yakın şey üzerinden değil de mesela bugün aslında reklam şey üzerinden yapılıyor. Abi ben bu sertifikayı aldım, ben bu konferansa katıldım, ben kendim bu alanda geliştirdim. Ben okuldan çıkarken işte 3.20 ortalama yaptım. Bu konuda donanımlıyım, işte cezada donanımım var ya da iş hukukunda donanımım var. Üzerinden bir rekabet oluşturuyorsun ve bu oluşturduğun rekabet aslında insanlara bir yerde fayda sunmaya başlıyor. Anlattıkları gibi boş vaatler üzerinden değil de aslında kendini tanıtma, kendini gösterme, kendini geliştirme üzerinden bir reklama düştüğün zaman aslında bir şeyler kazanmaya başlıyorsun. Ve bir süre sonra aslında o yaptıkları boş vaatlerin de boşa çıktıklarını gördükleri zaman aslında öbür şeylere yönelmeye karşı, öbür rekabet alanlarına yönelmeye karşı aslında bir yerde gençlere karşı bir şey sunduğunda aslında fayda oluşturuyor. Çünkü Necmiye ile ben aynı alanda yarışıyorsak, ikimiz de reklam aşamasındaysak, Necmiye işte orada çıkıp bu sertifikayı aldım, bu konferansa katıldım, şu davayı kazandım diye reklam yaptığında benim orada filtre kahve dağıttım, reklamı yapmam çok da bir anlam ifade etmiyor. Ondan sonra işte o şeylere yönelmeye başlıyorum çünkü onunla aslında rekabet halindeyim. Bu rekabet daha anlamlı. Mesela buradaki rekabet, bu Stadiko'daki rekabet şu şekilde ilerliyor. Vahide Hanım iyi bir avukat, Necmi yanında çalışıyor. Necmi yanında çalışıyor, Vahide Hanım büyük davayı alıyor. Bütün ayak işleriyle, bütün her şeyle, bütün süreçte Necmi'ye uğraşıyor. Ama dava kazanıldığı zaman Vahide Hanım kazanmış oluyor. Vahide Hanım'ın hukuk bürosu kazanmış oluyor. Necmi'ye kendini o kadar da kendini sıyırmış olmuyor. İşte sıkıntı bu. Sıkıntı bu noktada başlıyor. Muhalefet kanadı bu noktada çöküyor. Peki biz bugün hükümet açılıştan farklı olarak ne yapıyoruz? Hükümet açılıştan farklı olarak... Gel bana, hızlıca gel. Defaatle söyledik. Yani bana şunu söyleyin. Mesleğe yeni başlamış bir insan neyin reklamını yapacak? Abi çok basit. Ya 3 konferansa gitmek bugün zor bir şey değil. Bunun reklamını yapar yine geçer. Bugün muhalefet hükümet açılıştan farklı olarak neyi anlatıyoruz? Hükümet açılış bugün bize sadece avukata karşı bir fayda sunuyor. Zaten avukata karşı faydalarını çürütmelerde anlatıyorum işte. Kendini geliştirme yoluna gider. Biz bugün farklı olarak bir de müvekkil gözünden maç oynuyoruz. Müvekkile karşı fayda sunuyoruz. Bu müvekkile karşı faydayı da şuradan çekiyoruz. Bugün müvekkil aslında giderken bir şeylerin peşine bir avukata karşı derken aslında boş bir şekilde gidiyor. Halasının çocuğuna gidiyor, teyzesinin oğluna gidiyor, ne bileyim işte akrabasına gidiyor ya da plazada bürosu olan avukata gidiyor, iyi takım elbiseye gidiyor ya da düğünde en çok para saçana gidiyor. Ama mesela bugün sen bir dataset oluşturduğunda, bir reklam mekanizması oluşturduğunda ve o reklam mekanizmasında kendini şu şekilde tanıtmaya başladığında aslında işte ben bu davada şunu kazandım, şu davada bunları elde ettim, bunun karşılığında gidip şu alanda bu konferanslara katıldım ve bu sertifikaları aldım dediğinde aslında müvekkillerin de bir dataset oluşturduğunda ve sana gelmesi için aslında müvekkil aslında öyle kör düzenle gelmiyor bu sefer. Sırf halanın oğlu, dayının oğlu olduğu için gelmiyor da aslında seni o alandaki iyi bir şey olarak o gördüğü için geliyor ve müvekkil açısından bu faydalı durumlar oluşturuyor. Bu sebeplerle ayrıca bu sebeplerle hükümetteyiz, reklam yasağı kaldırılmadı. Ben Bilal'e güldüm ama ben de bayağı heyecanlıyım. Yusuf da sana. Ben bayağı uzaktan geldim. Diyarbakır Barosu'ndan geliyorum. Beni... Başlayacağım. Başlayabiliriz. Şimdi bugün genel sorun şuydu. Hükümet bize maçı anlatmadı. Maça ne olduğunu söylemedi. Reklamın ne olduğunu söylemedi. Ve sadece iyilerin olduğu bir dünyada reklamın olduğunu anlattı. Kötülerin olduğu bir dünyada iyilerin nasıl daha ön plana çıkacağını ve bu noktada reklam mekanizmasını nasıl işleyeceğini bize anlatmadılar. Anlattıklarını zannediyorlar ama anlatmadılar. Bugün kendileriyle çıkıp konuşurken reklam kelimesini kullanırken bile Bilal'in sesi titriyordu, konuşamıyordu. Çünkü Bilal reklamdan korkuyordu. Çünkü reklam olgusu salt, yani temel anlamda sadece ve sadece maddiyata dayalı olan bir sisteme dayalıdır. Bugün geliri olmayan ve maddi durumu olmayan hiçbir avukat reklam konusunda kendini ön plana çıkaramayacak, kendini gerçekleştiremeyecek. Kendini gerçekleştiremediği zaman reklam sistemi içerisinde ister istemez eriyecek ve kaybolacak. Bugün onlar bize sürekli işçi avukatların olduğundan bahsettiler. İşçi avukatlardan bahsettiler ama Bilal şu noktayı kaçırıyor. Necmiye şu an Stratiko'da, yani reklam yasağının var olduğu dünyada, Necmiye okul ikincisi olduğu için, başarılı olduğu için Vahide Hanım gibi bir avukatın yanında çalışabilecek durumda Necmiye bugün.
bugün Necmiye reklam yaptığı için orada değil. Necmiye var olan sistemde kendini ön plana çıkarabildiği için orada. Birazdan vereceğim. Ayberk'e göre dünya şu, sadece artık tabelalara gelmiyorlar. Tabelalara gelmedikleri için bizlerin daha fazla reklam yapması lazım. Burada şunu anlatmıyorlar ama. Reklam yasağının kaldırılması bunu nasıl önüne geçecek? Burada sistem anlatılmıyor. Asgari ücretle çalışan avukatların sayısından bahsediyorlar ve bunu direkt olarak reklam yasağına bağlıyorlar. Bugün her avukat TV'lere çıkamayacak, her avukat köşe yazarlığı yapamayacak, her avukat boy boy afiş veremeyecek ve her avukat film galalarında arka planda reklamını yaptıramayacak. Yaptıramadığı için bugün tüm Türkiye'de sadece İstanbul'daki, Ankara'daki büyük hukuk büroları oluşacak ve küçük avukatlar hiçbir şekilde ön plana çıkamayacak. Ve onların dediği sistem de aslında tamamen çürüyecek. Neden çürüyecek? Çünkü benim bu sistemde şansım varken, hala bir şeyler yapabilecek durumum varken reklam durumundan dolayı artık hiçbir şekilde bu şansım da kalmayacak. Şimdi Ayberk'e göre, Ayberk'in dünyasında sadece ve sadece iyiler var. İyi avukatlar var ve sadece CV'si dolu olan avukatların reklam yaptığı bir dünya var. Ama CV'si dolu olmayan avukatların bunu nasıl kötüye kullanacağını, mesela aslında ben iyiyim değil de kendimi iyi diye gösteriyorum. Yani ben aslında kendimi pazarlıyorum, iyi diye pazarlıyorum ve sen benim yanıma geldiğin zaman ben sana bu zararı vereceğim diyemiyoruz. Çünkü ben orada bu reklamı yapamıyorum. İşte bir mekanizma var diyorlar, bunu eritecek diyorlar ama o mekanizmanın ne olduğunu da anlatmıyorlar. Bugün sosyal medyadan reklam yapılabilecek deniliyor. Ben söyledim, belki esprili olarak algıladılar ama bu da çok büyük bir yetenek. Ortam müsait değil, söyleyemiyorum da. Takipçi satın alabilen kişileri düşünün, tamam mı? Takipçi satın alma konusunda hala şey diyorlar. İşte bu da bu sistemde bu da eriyecek diyorlar ama bugün yine büyük hukuk bürolarının daha fazla takipçisi olduğunda buna bile yönelen insanlar olacak. Nasıl takipçi sayısı fazla olan kızlar daha çok ekleniyorsa aynı şekilde bürolarda da aynı şey, aynı mekanizma yine işlemeye devam edecek. Hükümetin sisteminde şu var. Sadece diyorlar ki reklam olsun, sıkıntı ne? Kanunda yazıyor, biz bunları anlatacağız. Ya bizim işimiz gücümüz yok vatandaşa, biz kanun mu anlatacağız? Sen bu cezayı suçu işlersen bu cezayı alırsın. İşte uyuşturucu madde ticareti yaparsan 10 yıl ceza alırsın. Onların sisteminde adalet mekanizması daha iyi işleyecek. Neden daha iyi işleyecek? Çünkü vatandaş hangi suçu işlediğinde hangi cezayı alacağını bilmiyor. Onlar aslında konuyu en başından yanlış anlamışlar. Biz burada vatandaşa ya da müvekkile şeyi anlatmaya çalışmıyoruz. Ceza kanunlarını ya da ticaret kanununu anlatmıyoruz. Hükümetin bize söylediği durum sürekli ütopik bir dünyadan bahsettiğimiz ama kendi ütopyalarını yaratıp kendi ütopyalarında burada bir maç yapıyorlar. Bunun aksi hiçbir durum yok. Şimdi gel. Yani Necmi okul ikincisi diye Vahide Hanım'ın yanında çalışıyor. Şunu anlatıyoruz. Necmiye bugün okul ikincisi olduğunu reklamını yapsaydı Vahide Hanım'ın yanında çalışmak yerine Vahide Hanım'ın kendisi olacaktı zaten. Dert bu ve Necmiye kendi barosunu şu yüzden açamadı. Ona dediler ki reklam yapmadan bu piyasanın içinde kimseyi tanımadan dava alamazsın. Reklam yapıyor olabilseydi buna cesaret ederdi ve şu an Vahide Hanım'ın yerinde İşte yine ütopik dünyadan bahsediyor. Necmiye hiçbir şekilde Vahide Hanım'ın olduğu büroda olamayacaktı. Çünkü o gelire henüz erişmemişti. Çünkü sistem buna müsaade etmiyor. Siz bunun temelini anlatmadan bu maçı yapamazsınız. Şimdi bize şunu söylüyorlar. Reklam yasağı sadece sen belli bir alanda uzmanlaşıyorsun ve o uzmanlaştığın alanın reklamını yapıyorsun ve senin baldızının bilmem dıdısının dıdısının tercihini yaşamıyorsun diyorlar. Ama bize yine şunu anlatmıyorlar. Şöyle, ben de heyecanlandım, özür diliyorum. Şöyle biraz önce de söylemiştim. Lehat da sürekli bu konu üstünde durdu. Sadece iyi olanların reklam yapacağı söyleniyor. Ama bunun önüne nasıl geçileceği, mesela kötü olanların önüne nasıl geçileceği ve ikili arasındaki dengenin nasıl sağlanacağı hiçbir şekilde anlatmıyor. Yani reklam yasağının kapsamı ve olması gereken durum değinilmiyor. Ne açılıştan ne kapanıştan bu hiçbir şekilde gelmedi. Müvekkile seçim olanağının sunulması argümanı. Müvekkile seçimi nasıl sunacaksın sen? Ben orada olmadığım bir şeyi de söyleyebilirim. Mesela uyuşturucu dosyalarını hiç bilmiyor olabilirim. Ama ben orada uyuşturucu dosyalarından çok iyi anlıyorum diyeceğim. Yine ben orada onların iradesini sakatlamış olacağım. Kişi benim yani sertifikalarıma, şunlara bunlara bakıp oraya gelmeyecek ki. Benim internet sistemin nasıl olduğuna bakacak. Büromun nerede olduğuna bakacak. Yani var olan sistem yine aynı sistem olmuş olacak.
Ve rezidans size avukatlık yapan adam da olayı. Orada da zaten dolaylı bir reklam olayı var. Yani burada kişi aslında reklam yapmıyor. Kişi yılların ürününü rezidansa taşıyor ve oradan daha çok kazanmaya başlıyor. Mesele bu. Bizim genel olarak söylediğimiz şey şuydu. Bu sistem, onların anlattığı sistemde avukatlık mesleği amacının dışına çıkacak. Biz bugün avukatlığın bir kamu hizmeti olduğunu, salt kar etme amaçlı değil, bilgiden uzak, onların dediği gibi en iyi internet sitesi olan, yanında en çok avukat çalıştıranların kazandığı bir sistem değil. Avukatlık bugün TV'ye en çok çıkan kişilerin en fazla para kazandığı, en çok ceza dosyası aldığı sistem değil. Bugün avukatlık bilgiyle var olan sistemde devam ettiği şekilde devam etmelidir ve anlattığınız sistem gibi sadece iyilerin reklamının olmayacağını, bizim sistemimiz hareket edilmesi durumunda kişi kendini daha iyi gerçekleştirebileceğinden dolayı biz de muhalefetteyiz. Teşekkür ederim. Evet, çok teşekkürler. Şimdi bir 10-15 dakika kadar bir ara veriyoruz. Ondan sonra geri bildirimimizle devam edeceğiz. Hangisi? Başbakan olacağım dede. Ondan sonra. Arkadaşlar, hepinizi saydım. Yüzlerinizi hafızama kazıdım. 10 dakika sonra burada sayım yapacağım. İçtimi alacağım. Haberiniz olsun. Arada kaybolanı kaybederiz. Gel. 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 G